Evet, 4 yumurtayı bir bardak şekerle çırptım. Şimdi? Veda. Kız nereye kayboldun kaşla göz arası? Hadi gel içeri, çok sıkılayım. Ay, hayatta gelemem anne. Pasta yapıyorum. Ay, kızım sen bugün evin hanımısın. Sen niye giriyorsun acaba mutfağa? Meryem'le Şaziye ne güne duruyor? Hadi onlara söyle de onlar yapsın. Ay hayatta olmaz ya. Bu pastayı bizzat kendim şahsen ben yapmalıyım. Çünkü bugün Okan'ın doğum günü. Ona bir sürpriz hazırlıyorum. He kızım yap. Koskoca adamı ellerinden pastada yap, kafana çıkart. Bak ben sana diyeyim, bu adam bu kadar şımartırsan şimdiden ileride kadir kıymet bilmez. Sonra o kadir kıymeti de elin karılarına gösterir. Ben sana diyeyim. Ya yetti be. Bir sus ya. Yeter artık. Geldiğinden beri olumsuz konuşuyorsun. Kime çektin sen anne ya? Hem Okan'la bizim aşkımız ulvi. Deliler gibi aşığız birbirimize. Yani Ferhat ile Şirin gibi. Ay iyi kızım, bir şey demedim say. Hem Okan beni aldatmaz, tamam mı? Yani bir bana bak. O yüzden ben de onu şımartacağım, tamam mı? Karışma artık ya. İyi, al tepene çıkart da sonra bana anne anne diye ağlama. Al sus ya. Allah'ım ya. Bir bardak unu. Evet, döküyorum. Tamam. Okan'ım çok mutlu olacak ya. Bayılmasa bari. Ailesi unutup gitti ama sonuçta ben varım. Vildan. Doğum gününüzü kutlar, mutlu ve sağlıklı bir hayat dileriz. İyi Gün Bankası. Al işte. Doğum gününde anca bankalar kutlar. Canım ailen dediğin tam senin doğum gününde tatile gider. Ulan biriniz mi hatırlamadınız? Yazıklar olsun be. Bak şu saat oldu, bir kişi seni aramadı Okan. Bir tane sevenin yokmuş be. Bir tane sevenin yokmuş. Allah Allah. Elektrikler mi kesik, dışarıda yanıyor derler. Sürpriz! İyi ki doğdun aşkım. İyi ki benimle evlendin. Olsun Okan abi. Okan oğlum, sağlıklı, mutlu yılların olsun. İyi ki doğdun damat. Ay, aşkım, sana hazırladığım sürprizi beğenmedin mi? Bunların hepsi benim için mi? Tabii ki senin için, hayatımın anlamı. Sana az bile. Unuttum sandın değil mi? Sen benim doğum günümü nereden biliyorsun ki? Aşkım, evlilik cüzdanımızda yazıyor, şapşik. Hem bilmeseydim de öğrenirdim. Hadi gel, pastanı üfleyelim. Hadi. Ama dur, dilek tutmayı unutma. Önce evet, dilek tutacaksın. Yani bu hayattaki en büyük dileğine bana kavuştun biliyorum ama adet yerini bulsun, hadi. Senin için kendi ellerimle yaptım. Başkasının elleriyle değil. Böğürtlenli. Böğürtlen mi? Evet, en sevdiğin. Sen beni böğürtlen sevdiğimi nereden biliyorsun? Aşkım, ben kocam hakkında her şeyi biliyorum. Bu hayatta en sevdiğin şey benim, sonra böğürtlen. Okan oğlum, Vildan kızım bütün bunları yapmak için mutfaktan çıkmadı. Hepsini kendi yaptı. Hadi yakalım da sen de bak. Gözlerini kapat, dileğini tut, sonra da üfle, tamam mı? Yani civan bir gününde olaysız geçsin be oğlum. Anne tamam, abartacak bir şey yok. Küçük bir kaza işte, Allah Allah. Neyi kutluyoruz? Ay, küçüğücan da büyüğü Badılcan sanki. Gerçi doğuran ana bilememiş oğlunun yaş gününü. Kardeşi nasıl bilsin? Bugün Okan'ımın doğum günü ya anneciğim, babacığım.
Hiçbiriniz hatırlamadınız değil mi doğum günü? Bu da soru mu evladım? Besbelli unutmuşlar işte. Sanki sen üvey evlatsın da. Bak şimdi, Hilmiye Hanım nasıl bir laf ediyorsunuz? Hiç oluyor mu? Evlat birbirinden ayrılır mı ya? Kusura bakmayın Tahsin Bey ama lafa gelince öyle. Ama icraate gelince şirketi küçük oğlana ver. Tatile küçük oğlanla çık. E buna büyük oğlana ne kaldı? Hiç. Yani bir doğum günü var şuncağızı mutlayacağınız. Onu da unuttunuz yani. Hadi hatırladınız da geldiniz diyeceğim. Meğersem küçük oğlanın ayağı sakatlamış da ondan gelmişsiniz. Yok oğlum yok, bunlar seni kesin cami avlusunda bulmuşlar. Ama olsun, ben de senin anan sayılırım. Oğlum hiç öyle şey olur mu? Unutmak değil de işte. Başımızda bir sürü olay vardı, bilin. Biliyorum anne, biliyorum. Ben sizin olaylarınızı çok iyi biliyorum. Abiciğim ben kutlayacaktım ama biliyorsun. Sen de biliyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun Okan abi. Sağ ol Şima. Ben o zaman hediyemi vereyim. Hediye mi aldın? Herhalde hediye aldım aşkım. Bugün senin doğum günün. Sensiz geçen her dakika için zamanı durdurmak isterdim. Ancak zaman durana kadar sevdamız devam etsin diye vazgeçtim. İyi ki doğdun kocacığım. Sen yat kalk benim kızıma şükret damat. Vildan olmasa bu evde doğum gününü hatırlayacak kimse yok. Ben bu kadının şimdi üstüne atlıcım, paralıcım, haberin olsun. Aman aman sakin ol, gözünü seveyim. Fakat ne olursa olsun kadın haklı yani şimdi. Beğendin mi aşkım? Düşünmen yeterli. Seni düşünmeyeceğim de kimi düşüneceğim? Belki sürprizlerim bunlarla sınırlı değildir. Başka sürpriz de mi var? Aşkım bak iyice meraklandırdın beni ya. Ne? Çok merak ediyorum hadi. Dur dur gel şöyle. Gel bakayım. Biraz daha evet. Hazır mısın? Hazırım. Sürpriz! Nasıl? Güzel. Ay, çok tatlı değil miyiz ya? Nasıl yakışıyoruz birbirimize? Değil mi kocam? Beğenmedin mi yoksa Okan'ım? Doğruyu söyle bak, beğenmedin mi? Yo, beğendim. Çok beğendim de. Neden fotoğrafımızı böyle bastırdın ki? Çünkü bizim aşkımız her yerde olmalı. Ben yatarken de seni görmeliyim, kalkarken de. Hatta yatakta dönerken bile seni görmeliyim. Hatta sen yokken bile seni görmeliyim. Gerçekten bu kadar çok mu seviyorsun beni? İyi şapşık mısın sen ya? Seviyorum tabii ki. İnsan hiç sevmeden evlenir mi? Sanki sen beni sevmeden evlendin. Bilda, her şey için çok teşekkür ederim. Beni önemsediğin için, bana değer verdiğin için, beni sevdiğin için çok teşekkür ederim. Ay o nasıl laf ya? Romantik şey. Ay tamam ağlama Bilda'n, ağlama. Bugün mutlu günün. Hem benim sana bir sürprizim daha var. Neymiş o? Sana sinema gecesi yapacağım. Yani bizimki gibi olmasa da bir aşk filmi buldum. Kocişkom'la izler miyiz? İzleriz tabii.